İzmir'de kaydedilen güvenlik kamera görüntüsü aksiyon filmlerini aratmıyor. Gazeteciler saldırının her anını planlamış. Planlarını uygulamak için de en uygun anı kollamış. Kendilerini kuryesüsü veren iki gaspçı 72 yaşındaki adamı hedef seçmişti. Onu evine kadar takip edip gece saatlerinde pizza getirmiş gibi kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz da üzerine çullandılar. Tek başına yaşayan adamı etkisiz hale getiren gaspçılar evin altını üstüne getirdi. Toplam 1,5 milyon lira değerinde nakit para ve eşyayı çalıp kayıplara karıştılar. Zafer Karakaş ve Onur Aksoy'un özel haberi. Kurye kılığında geldiler, ev sahibini etkisiz hale getirip odaların altını üstüne getirdiler. Koltuğuma yatırıldım ve üstüme çıktılar. Olayın şokunu yaşayarak anlatmaktayım. Görüntüler 3 gün önce İzmir'de kaydedildi. 72 yaşındaki iş insanı Murat Korhan Bozkurt gece vakti evinde Dünya Kupası'nı izliyordu. Gazçılar bu sırada motosikletle geldi. Pizza poşetiyle kendilerine kurye süsü verdiler. Gaspçılar kasklarını bir an olsun çıkarmadı. Zile bastılar. Ev sahibi koltuğundan kalkıp kapıya gitti. Kapıyı açar açmaz da üzerine çullandılar. Ev sahibini kollarından tutarak içeri soktular. Biri koltuğa yatırıp ağzını ve burnunu kapatarak etkisiz hale getirdi. Ağzımı kapalı, gözümü bağlı tutarak, üstüme çıkarak bana hafif bir işkence şekliyle her şeyimi yaptılar. Diğeri önce sehpadaki cüzdana yöneldi. İçindeki nakit paraları aldı. Ardından odaları tek tek dolaştı. Saatler, değerli eşyalar, cep telefonları, değerli bulduğu ne kadar eşya varsa topladı. Evimde bulunan bir sürü şeyi aldılar. Oğlumla gelinimin yattığı odaya girip gelinimin bavulundaki 5000 doları aldılar. Gaspçılar tüm evi talan ettikten sonra ev sahibini kaldırıp yatak odasına çıkardılar. Kasasını açtırdılar. Ancak kasa boştu. Bunun üzerine topladıkları eşyaları da alıp hızla kaçtılar. Sanki bu şahıslar bu evi çok iyi bilircesine hareket ettiler. Beni takip etmişler. Gaspçılar toplam 1,5 milyon lira değerinde nakit para ve eşyayla kayıplara karıştı. Olayın şokunu hala atlatamayan iş insanı Bozkurt savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri inceleyen polis her yerde kasklı gaspçıları arıyor.